bal şeker olsun. Cem'i cümleten, su gibi aziz. O zaman bu pazar sabahı masada hep birlikte beraber bir şeyler konuşabildiğimiz tüm arkadaşlarımıza diyelim öyle. Evet, sizi içiyoruz arkadaşlar hep beraber. Kaynak suyu. Sonra altına 8 tane yorum gelir şeyle ilgili. Vodka mıydı o, cin miydi falan diye. Su arkadaşlar. Biz temiziz arkadaşlar. Yaş 50. Bundan sonra çok coşmuyor. 49. Hala 49. Sen 49 daha genç, tıfıl. Ben 50. Ama Bülent'in tanımı güzel değil mi? Nefis abi. Onunla yaşıyorum. Alkışlarla yaşıyorum şu anda. Neydi? 40'lı yaşlar gençliğin yaşlılığı, 50 yaşlar yaşlılığın gençliği. Ben yaşlılığın gençliğindeyim. Aynen öyle. Havalı bir şeyde fotoğraf. Kendini durup dururken iyi hissettiğin şeyler anlar. Normalde okumayacağım kitaplardan bir tanesidir. Şu Storytel'in fırsatıyla beraber okuduğum ve okuyup da çok beğendiğim şeylerden bir tanesi. Bir dönemin popüler kitabı. Dinlemeyi kastediyorsun. Dinlediğim, evet. Storytel'de dinlediğim. Artık o aynıymış gibi geliyor bana. Okumakla dinlemek aynı şeymiş gibi. Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları. Ben de girdim o topa. Çok enteresan. Yani belli bölümlerin vasatı da var. Yani yaklaşım ama çok Türkiye'nin başlangıcından berrak bir kafayı dinlemek iyi. Bana kendimi iyi hissettiriyor. Benim etkilerini hatırladığım zamanlardan bahsetmesi çok iyiydi. Yani ben o zamanları ucundan biliyorum. Hakikaten etkileyici. İçinde en ayırt ettiğim şeylerden bir tanesi de ilişki inşa etmek diye 3-5 sayfalık bir bölüm ayırmış bir şeydi. Orada fark edip sonra da kendi ilişkilerim üzerine çalıştığım bir şeydir. Nilüfer'le de bunu sohbet ederken çok işine yaradı. Çok işime yaradı ya, konuşsanıza bunu, konuşsanıza bunu. Aha da masaya yatırıyorum, konuşalım. Vallahi ben bilmiyorum, ilk defa şimdi buradan diyeceğim. Bir ilişki inşa etme hikayesini. Fark ettiğim şey şu. Bu dostluk ilişkisi, iş arkadaşlığı, duygusal ilişki, anne babanla ilişki, ne olursa olsun. İlişki orijinalinde olan ve hani böyle biyolojik ya da sosyal olarak varlığını devam ettiren bir şey değil. İlişki bayağı hani normal iş hayatım var, yaşamım var. Bir yerde ev inşa ediyormuşsun gibi. Ona hani normalde bir yerde ev inşa ediyorsak ne yaparsın? Sabah erken kalkarsın. İşte ustalar çalışıyor mu ya da bilmem ne yapalım mı? Projesi, mimarıyla konuşursun. Bir ne yaparsın? Akşamleyin kontrolünü yaparsın. Yani gün içerisinde emek vermen gereken bir mesaisi ve zamanı olan bir süreçtir. Başka türlü o evi inşa edemezsin. Hemen yani ustalar savsaklar. İşte ev kâgire döner, mal çalınır, bilmem ne olur falan filan. Gerçekten ilişkilerin böyle işlediğini öğrendim ve anladım. Yani gün, hafta ya da ay içerisinde ilişki durumuna, yakınlığına, mesafene göre karşındaki kişiye özenerek, düşünerek, zamanını, mesaini ayırarak emek sarf etmen gerekiyor. Eğer sarf etmezsen işte emek sarf ettiği zamanın hatırına bir hafta, 3 ay, 3 yıl bir süre kalabiliyor. Bir süre sonra yavaş yavaş o bina eskimeye, çökmeye, düşmeye başlıyor şeyde arka tarafta. Böyle anladığında insan ilişkileri birdenbire gerçekten çok kolay, rahat tarif edilebilir bir hale de geldi. Tabii benim bu konuyu yaparken bir rahatlığım var. Ben hayır demeyi yönetebilen bir adamım ya da söyleyebilen bir adamım ya da sen... Ama mesaj alındı. Evet. Evet. Sen bir ne şey... var? Sert bir şekilde evet hayır da diyebildiğim için bu zamanları ayırabiliyorum da bir şeyde. Evet sen bunu diyemeyen bir adamsın. O yüzden sen bodoslama yokuş aşağı ilişkiler. Ben kozmos ne zaman isterse ona zaman ayırıyorum vallahi, yapacak bir şey yok. Güzelmiş, güzelmiş. Bu benim elimi çok rahatlattı. Yani dostluk ilişkilerinde de rahatlattı, iş hayatında da rahatlattı. Yani eğer biriyle çalışıyorsan ve anlamlı bir şeyi varsa ona emek sarf etmen gerekiyor. Konsantre olman, onun adına düşünmen. İşte ister neuroscience'dan bakalım, ister sosyal anlamda kendi hayatına bakalım. Sana da nasıl tınlıyor? Dediğin konuyu benim gündemime düşüren yıllar evvel. Belki kitaplarından biridir, bilmiyorum. Kitabın ismini de hatırlamıyorum ama Üstünü Dökmenin kitabında ilişkilerden bahsederken ilişkilerin diyor bir ortak banka hesabı gibi bir şey vardır diyor. Oraya arada bir hani hesap kitap yapıp bütçeden ayırıp yatırmak lazım ki birikim olsun. Eğer sürekli cepten yerseniz yarın bir gün ihtiyaç olduğunda hesap boşalır falan gibi bir ifadesi vardı. Ben devamlı bu banka hesabı hikayesini aslında senin dediğin gibi anlamaya çalışıyorum. Çok güzel bir analoji. Bir yatırımla alakalı. Aslında temelde bizim ilişkilerin işte o insanın fabrikaları 3. maddenin detaylarında da bahsettiğim gibi iki insan arasındaki ilişki hakikaten bilinç düzeyinde gerçekten inşa edilmesi gereken bir şey. Odamızı toplamak zorunda olmamız da aynı sebep. Entropi, bunu daha önce konuştuk. Entropi kuralı gereği kendi haline bırakılan her şey dağılıyor. Ve özellikle de bugünkü gibi bir dünyada devamlı bozucu etkilerin çok fazla olduğu bir yerde derli toplu tutmak, ayakta tutmak, ikame etmek eski tabirle hani onu dik bir durumda tutmak enerji istiyor, destekleme istiyor, bakım istiyor, temizlik istiyor vesaire vesaire. Yani evimize, vücudumuza falan yaptığımız gibi bir şey aslında. Aşklar mesela, yani ilişkilerin en uç noktası olarak düşünülebilecek aşklar
Bu yüzden sönümleniyor aslında. Aşkın ila nihaya devam etmeyeceğini biliyoruz nöropsikolojik olarak. İşte 22 ay, 28 ay gibi bir ömrü var maksimum. Çiftleşme olsun, çocuk doğsun, acık ele gelsin gibi bir süreyi karşılıyor zaten yani. Çok kabaca ama yani evrimsel biyoloji böyle biraz. Canlının üreme fonksiyonu cinsinden bakıyorsun. Çünkü bu arada biyoloji benim hayatımı dehşet derecede senin yüzünden, bir de Sami yüzünden acayip aydınlatmıştır ama yine de böyle bakınca tüm edebiyat çöküyor zihnimdeki ya gerçekten. Yani işte onu ayırabilmek çok önemli. Yani evet. Ben bazen televizyonda falan konuşuyorum. Mesela insan bebeği falan diye ne oluyor lan diyorlar. İnsan yani sanki enik demişim gibi bakıyorlar ama yani sonuçta insan bebeği ve çok aciz bir canlı olduğu için o hep öncelikli ya bütün evrimsel süreçte. Yani şimdi o tutkulu duygulanım mesela bir yere kadar gidecek. Şimdi insanın becerebildiği bir şey var, onu az sayıda kişi beceriyor. Nedir? O yüksek heyecanlı, dünyanın geri kalanını gözünden silen, aklını fikrini durduran, bütün zihnini o kişiye kitleyen duygu geçecek ve yerine başka bir şey gelecek. O başka bir şeyi işte herkes yapamıyor. Çünkü orada bir ustalık gerekiyor, o bir dönüşüm gerekiyor. Bir tecrübe gerekiyor tabii, gerçekten. Tabii. Yani, evet. Ve o aslında bütün hikaye şeymiş yani yıllar içerisinde. Ortak hikaye yaratma meselesi. Yani ortak hikaye, bu illa bir epik bir şey olmasına gerek yok. Yani beraber yaşama kararlılığı, belki bir şeyler için birlikte mücadele etme. Bu ya dün işte baby boomer kuşağı denen bizim anne babalarımız ve öncesinde ya zaten maişet derdiydi. Yani öyle bir yokluk sınırındaki bir dünyada hayatta kalma derdiydi. İşte 1. 2. Dünya Savaşı'nın bakiyesi bir dünyada böyle bir korku, telaş falan içerisinde hayatta kalmaktı esas sıkıntı. Ama şimdi biraz da tuzumuz kuru. Şu anda aylardır mesela Rusya Ukrayna'yı dövüyor. Şurada kuş uçucu birkaç yüz kilometre yukarımızda olan bir hadise kuzeyimizde. Ama neredeyse bizi hiç etkilemiyor mesela. Yani haberdar olmamıza rağmen böyle hayatta kalma sorunu, maddi darlık sorunu, şimdi gene bunu söyledim diye sopayacağım ama yani o zamanlarki gibi değil. Dolayısıyla böyle dağıtıcı faktör de çok fazla. Kafamız da çok fazla uçuyor ve dışarıdan zorlayıcı dönüştürücülerin iyice azaldığı, artık senin kendi emeğini vermen gereken bir zaman. Ve çoğu insanda hani biraz da ben bunu kendimde de paylarını sen görüyorum. Sen az önce göt korkusu yoksa ilişkiler çöker dedin. Çöker. Tam olarak öyle. Göt korkusu yoksa vallahi çöker. Çok güzel oldu bu arada gerçekten. Abi nasıl ki ölüm korkusu yaşamayı mümkün kılıyorsa bu da böyle evet, yani. Evet, evet. Hani çok katılıyorum bu arada. Gerçekten şey var abi. Einstein diyor ya, gerçeği anlatmak istiyorsan zarafeti terziye bırak. Yani hakikaten böyle çok şey yapmaya gerek yok. Einstein'ın yani, böyle bir sözü var. Evet evet. Gerçeği senin bu sözleri istiyorsan durup durup biliyor olmak çok sinirim bozuyor. Bunu her sene benim de. Nereden okuduğumu hiç hatırlamıyorum bu arada ama çok kullanınca böyle aklında kalıyor. Hakikaten gerçek bazen çok kaba ve net ve o gerçeği alabilecek zihni hazırlık da lazım tabii ama yaşadıkça bunu mecburen döve döve öğreniyorsun. Zorlayıcı bir faktör olmalı. Mesela birçok insan ileriki hayatında yalnız kalma korkusuyla bağlanır. Hiç kötü bir şey değildir. Hepimizin hissetmesi sağlıklı olan bir duygudur bu. Yani yarın bir gün ne yapacağım lan elden ayaktan düşünce bir yarenim olsun bir şeyim olsun. Ha çok soylu gözükmeyebilir ama çok doğaldır, çok insani bir şeydir. Ama ya bazısı da vardır ki hakikaten çok yüce bir amaca kitlemiştir kendini. O amaç doğrultusunda kralını tanımaz ama o yolda yürüyecek birini bulduğu zaman da mesela Lego gibi yapışır. Ve ondan sonra o birliktelikte başka bir hikaye dönüşür. Bizim sevdiğimiz hikayeler genelde öyle. Evet. İşte o Lennon'la Yoko falan gibi olaylar var ya, ikonik çiftler falan. Ya da ne bileyim böyle işte Sartre'la neydi kızın adı? Tabii çocukluğundan itibaren beraber büyümüş insanlar işte sonra bir enteresan bir şeyler başarmadı. Roman konuları falan böyledir ya. Yani dolayısıyla işte bu ya bir zorlayıcı faktör olacak. Çoğunlukla artık birden fazla insanı ilgilendiren zorlayıcı faktörün hemen kalmadığı bir dünyada ise dediğin çok doğru. Benim gibi adamlar bu işte zayıflar. Bunun sıkıntısını da çok çekiyoruz hayatımızda. Ama herkes kendince meşgul, herkesin kendince gündemi kalabalık. Ama şunu net olarak ben mesela biliyorum hayatımdan. Ya okuduğumuz kitaplarda öyle yazıyor. İşte Üstün Dökmen'in dediği şey. Bugün yatırmadığın enerji yarın bir gün yol köprü elektrik kesintisi olarak geri dönüyor. Yani içinden çıkılmaz buhranlara ve sıkışıklıklara girebiliyorsun. Çünkü ilişki öyle bir şey ki abi. Yani insan bu dünyada tanrılaşmadıktan sonra, tanrıya dönüşmedikten sonra şu ya da bu şekilde bir gün ve özellikle de gelecekte o acizleşmeye başladı. Kimsenin senin adını anmamaya başladığı, sana ne oluyor diye sormadığı o dönemlerde o ilişkiler gittikçe önemli hale gelecek. Yani biz böyle her şeye muktedir canlılar değil. Ve en azından ya marketten yiyecek alabilmek için o yiyeceği oraya getiren, nakleden, satan, ne bileyim muhasebesini yapan, tarlada üreten birilerine ihtiyacımız var. Toplum içinde yaşıyoruz yani, başka çaremiz yok. Dolayısıyla insanın bu homo deus kafasından arada bir çıkıp
Baba ölümlü bir canlıyız. Bak burada da bir can var, birkaç can var. İşte bu eşin olabilir, çocuğun olabilir, arkadaşın olabilir, iş arkadaşın olabilir, herkes olabilir. Ben bununla bu ilişkiyi beni mutlu edecek, ya bencilce yani beni mutlu edecek geleceğe doğru nasıl taşırımın mühendisliği galiba dediğiniz ve senin de etkilendiğin şey yani Nilüfer'in etkilendiği şey. Çünkü oluruna bıraktığın her şey bozulacak. Buzdolabının dışında duran et gibi yani. O bir şekilde ne kadar besin değeri yüksek bir şey olursa olsun bıraktığın bir çürüyor yani. O tazelik, o güzellik muhafazası için ekstra çaba istiyor. Biz hep neden yakınıyoruz ikili ilişkilerde bu dönemde? Yani işte biz de evlenince dayımla halam gibi mi olacağız falan? İşte dayımla yengem gibi mi? İşte evlilik aşkı öldürüyor mu? Öldürüyor gerçekten. Yani ekstra bir şey yapmasa öldürüyor. Yani çünkü o aşk zaten ölümlü doğmuş bir şey yani ölecek onun ömrü belli. Onu dönüştürebileceğin hikayeyi de galiba inşa etmek lazım. Bugün liseli arkadaşlara bir konuşma yaparken orada bir ilham geldi. Böyle iyi de bir lise böyle çocukların hep doktor moktor olduğu liselerden birine gittim. Hüseyin Avni Sözen. Evet galiba şimdi ismini hep karıştırıyorum. İnsan ismi olan liseleri çok karıştırıyorum abi. Şimdi oradaki arkadaşlara mesela gaza geldim aslında onu söylemeyecektim ama çünkü genç zihinlerde bazen ters tepki yaratabiliyor. Hayatta mutlu olmanın benim görebildiğim hakikaten temel donelerinden biri ömür süreni aşan bir hedefe sahip olmak. Yani bir hayale sahip olmak. Böyle bir şey olduğu zaman da o hayale yani makul bir hayalse tek başına gidemeyeceğini biliyorsun. Tek olmayacak bu iş. İlla birileri olacak. İşte o birileri seni oraya taşıyacaksa en azından bencilce baktığımızda oraya bir ön ödemeli yükleme yapmak lazım. Para karta yükleme yapmak lazım. Çok mu kapitalist oldu söylediğim yani? Şimdi faydacı. Bak ben de buna yok aslında faydacı olmadı. Çok gerçekçi oldu. Gerçekçi. Bir şeydi. Ve çok haklı buluyorum. Bunun gerçekçiliğinin çok pozitif bir tarafı da var. Çirkin de bir tarafı var. Birazcık onun altını çizmek istiyorum. O da benim başıma geliyor. Masada iletişimle alakalı danışmanlık verirken, konuşurken falan en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de networking. Network kurmak. Hayatta bir şey yapmak istiyorsan şimdiki kadar fırsat olduğu bir dönem gerçekten yaşadığımız on binlerce yıl boyunca hiç olmamış. Çünkü bir şey yapmak için zihinlere ihtiyacın var. Zihinlere, bilek gücüne, becerilere, yeteneklere ihtiyacın var. Ve dünyada hiçbir dönemde o yeteneklere, zihinlere şimdiki kadar ulaşılabilir olmamıştı. Dünyanın hiçbir zamanı. Bir şey aradığında, bulmak istediğinde dünyanın her yerinden birilerini bulabiliyorsun. Bak Upworking'den bahsettim sana dışarıda. Yani insanlar artık yani işi öyle yapıyor. Yani birbirlerini öyle buluyorlar. Bunu fark ettiğimizde şeyi fark ediyorsun. Doğru bir zihnin, hayalin, gücün varsa bunun için ekibi, motivasyonu, inancı topla bir arada dünyada yapmak istediğin şeyi gerçekleştirebiliyorsun. Bu çok gerçek ve pozitif bir şey. Ama bunun bir de öteki tarafı işte modernist bakış açısıyla buna baktığında 1990'lar, 2000'lerin başı falan işte network lazım. İşte ilişki biriktirelim abi. Hani onları tanıyalım, cebimizde tutalım o adamları. Osman değil de network. Tabii işte network yani o güçlü adamları tanıyalım. O güçlü adamlarla ekonomik anlamda, siyasal anlamda ya da işte ne anlamında olacaksa. İşte doktorlar bilmemler tanıyalım. Bunlar yarın öbür gün bize lazım olur. Onlara hediyelerini gönderelim, havuçlayalım. Şimdi bizim boomer kuşağında bu hala işe yarıyor. Z kuşağı hiçbir yerine takmıyor. Aynen. Yani bu konuyla alakalı çok takdir ettiğim şeylerden bir tanesi. Onlar için artık bunun bir ciddiyeti kalmadı gibi bir şey de öğrendikleri. Çünkü ama artık özgür network diye bir şey var yani. Evet, aynen de öyle. Ama öteki tarafta hala böyle bir çaba var. Yani zihninde öyle kategorize etmiş. Bunlar lazım olur. Bunlar işte bunlar gelecekte flört edilir falan. Bunlar ne yapılır falan. Öyle listeler. Bu ortamda çıkıp, bulunmak lazım. Bulunmak lazım ya da işte bu adamları bir görmek, bir tanı, onlar beni bir tanısın sağlamak lazım. Bu da işin zehirli tarafı. Şu insan odaklı liderlikle beraber baktığım pozisyona çok uyuyor bunu. Bu ikisini birbirine ayırt etme. Yani gerçekten yapmayı planladığın bir hevesin, bir motivasyonun varsa artık inşa etmeye dayalı bir ilişki yapısıyla dünyayı değiştirebilecek güce sahipsin. Ama öteki türlü modernist dünyanın getirisiyle kategorize edip insanları cebine almaya çalışma dönemi de gerçekten bitmiş gibi görünüyor bu. Bu insan odaklı liderlik hikayesinin işte eğitimlerini verirken yani insanı odağa koymak nasıl bir şeyi maalesef sıfırdan anlatmamız gerekiyor. Çünkü artık hep iş, hedef, kar bilmem ne odağa hani kapitalist zehirlenmeyle bizde de ana oldu ya. Şimdi insanı ortaya koyduğun zaman bir kere insanı tanımlamakla falan uzun uzun ifayla falan uğraşıyoruz orada. Bir kere bir ikna ediyoruz yani bu makine nasıl çalışıyor. Mesela ben genellikle söylemeden birçok insan şunu fark ediyor. Beraber çalıştığın veya beraber yaşadığın insanlar diğer birçok alternatif insandan biri ise kriz anında harcanabilir gözüküyor.
mesela. Ve harcanabilir gördüğün kişi için sen harcanabilir hale geliyorsun. Bunu fark ediyorlar. Öyle bir sistemimiz var ki abi bizim. Ayna gibi okuyor işte. Ayna nöron sistemi denen hikayenin belki de bir sonucu. Yani benden sana yansıyan, benden sana gelen senden bana yansıyor. Hakeza tersi de geçerli. Ve bir nevi kendi kehanetimi sende gerçekleştiriyorum. Şimdi insanı odağa koyduğunda, yani iş yerinde onu çıkarıp yerine başka birini alabileceğin bir insan değil de orada gerçekten işte Osman, Mehmet, Ayşe biri varsa, onun gerçekten hayat endişelerini merak ediyorsan, onun gibi başka bir insan olmadığını, belki ondan çok daha iyi ya da kötüleri olduğunu biliyorsun okey ama onun gibi başka biri olmadığını biliyorsan, o senin artık gerçekten bağlantı kurduğun bir insansa tersi hemen tesis ediliyor. O da seni gerçek bir varlık ve yerine başka bir şey ikame edilemez bir tanışıklık olarak görmeye başlıyor. Sen hayatın her yerinde o yeganelik hali var ya, insanı odağa koyduğunda bu oluyor işte. Harcanabilirse sen de onun için harcanabilirsin. Bunu görmek lazım. 35 yaşının altındaki insanlara bak, şu yaşlanma efektini ayrıca konuşacağız bir şeyde. Bu arada yakın çevremdeki bir sürü insan ben yaşlanmayı kelimesini ağzıma almaya başladığını duysa var ya böyle, aa Mustafa Can'da ne oldu? Ben bile biraz geriliyorum şu anda yani. Ya bir tövbeler şey, olsun diyorum. Bir şey fark ettim. Şu 35 yaşının altındaki insanlarla beraber konuşurken, çalışırken çok gerçek olmayan bir şeye inandıklarını geçici olarak fark ediyorum. Patron olmak, müdür olmak, araba almak, vermek, bir şey yap. Bir şeyle ilgili. Hani o hele de çok kapital bir sistemin içerisindeyiz. Çoğunluğu ekonomiye bağlı ve kesinlikle gerçek değil. Geçici olarak bir yanılsama o gerçekten. Yani elini uzatsa eli içine geçecek yani, öyle bir konu. Ama onu gerçek zannediyor ve o gerçek zannettiği için sistem ona hemen kurallar koyuyor. İstiyor musun? Gel o zaman. Gel o zaman, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın falan diye bir kurallar silsilesi koyuyor. Onu da gerçek zannediyor. İşte onlardan bir tanesi. Adam biriktireceksin abi. Bu adamlar hep cebinde olacak falan. Yani hani böyle bir şey dünyada gerçek olma ihtimali yok. Ne zaman ki bir kez ayağı tökezliyor, o zaman işte o tökezlediğinde bir düşüyorsun içine. Aa bunlar gerçek değilmiş. Yani gerçeklik senin yapmayı istediğin başka bir şeyle alakalı. Bu arada kesinlikle böyle çok hümanizmle, ekonomiden, paradan sıyrılarak da bir şey söylemiyorum. Yok, para da böyle kazanılıyor. Öteki türlü para kazanamıyorsun aslında. Devamlı işte önündeki havuca doğru koşan şey oluyorsun, tavşan oluyorsun ya da ne, eşek miydi o? Otantiklik abi, otantiklik yani. Öbürlerinin varlığı sayesinde var olmak ya da başarmanın ötesinde varlığın sayesinde var ol ve başar. Yani kendini tanı, ortaya koy, etrafındakilere gerçekten kendin gibi muamele et. Yani kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Yani bu çocuğunla ilişkide de aynı şey. Ben mesela şimdi benim çocuklarım kocaman oldular, artık erişkin insanlar olmaya doğru gidiyorlar. Bütün hatalarımı not ettim yani. Hep defterler doldu. Ne hatalarım var? Ama insani bunlar, insani hatalar. Ve o hataların en önemli kısmı şu. Şimdi büyük kızımla özellikle bayağı sohbet muhabbet ediyoruz. Ya bayağı bildiğin psikiyatri seansına dönüyor. Bir terapi seansına dönüyor konuşma. Yani ya biz de onu yaptıydık. Ya ben de bunu yaptıydım. Gizli sırlar açığa çıkıyor. Biriken düşünceler söyleniyor. O hatalar sayesinde bugün daha sağlam yatırımlar yapabiliyorsun. Ve işte Allah ömür verdikçe de mesela bunun bilinci içerisinde yaşadığında her gün o inşaata bir tuğla koyup her gün o temeli sağlamlaştırmak çok mümkün. Ah vah pişmanlığının ilişkilerde hiç faydası yok. Yani yaptığın hatayı, diyelim ki çok güzel bir ilişkiyi bitirdin, bir evliliği dağıttın, birinin kalbini kırdın, bir şey. Ya tamam abi, tamam bırak onu. Gel şimdi oradan öğrendiğin şeyle şimdi etrafındaki insanlara doğru yatırım yap. O günden öğrendiğin illaki bir şeyler vardır. Ama biz nereye bağlıyoruz çoğu zaman? İşte insan zihninin o hayvani kısmı var ya, lanet olası kadın. İşte şeytan adam, fete fötü bir zihinsel kin faktörü belirliyoruz, kin odağı. Oraya bütün enerjimizi boşalta hayatımızın geri kalanını şikayetle geçiriyor. Yani tecrübe bize yaramıyor, yaraya dönüşüyor. Ben şöyle bir analojiyle anlatıyorum, hoşuma da gidiyor. Beraber 3 sene çalıştığın bir arkadaşın ya da ayrıldığın bir kız arkadaşın ya da işte hayatındaki eşin, dostun. Hayatının kaç yılına eşlik ediyorsa onda senin fotoğraf albümün var. O adam ya da o kadın hayatında yoksa o fotoğraf albümü yok. O hatıralar onda var, sende yok. Yani birbirimizle aslında böyle bir ilişkimiz var. Niye ben benim fotoğraf albümlerini durup dururken bir hayatımdan çıksın gitsin? Hayatına 10 sene, 20 sene eşlik etmiş birisi bir gerekçeyle dostluk bilmem ne falan. Ben küstüm ayrıldım diyemem ki, o benim kolum gibi artık.
Hayatına dokunan birisi kuantum parçacık gibi seninle bir eşleniklik yakalıyor. Yakalıyor. Boyu sürüyor. Ve benim hayattaki varlığımın şahidi o. Onu hayatımdan kopardığımda o şahitliği bitiriyorum. Yani bir yer kör noktaya dönüyor benim zihnimde. Şeyde öğrendiğimde çok şaşırmıştım mesela. Her insan biyolojik olarak cinsel ilişki yaşadığı partnerinin DNA'sını taşıyor ömür boyunca. Bu çok ilginç bir şey. Mikrokimerizm deniyor buna mesela şeyde. Tabii kadında alıcı olarak daha fazla olduğu için işte sperm sıvısı aldığından daha fazla bir gen geçişi var. Mesela kadının beyninde genom sekans analizleri yapıldığında o zamana kadar birlikte olduğu erkeklere ait DNA fragmanları buluyoruz. Şimdi bu bedensel kısmı. Beden çok sert, somut, etmet, kan, kemik bir şey. Ya bir de ruhsal, o frekansımsı, hani el avuca sığmaz şey var. O bir kere mesela bir tanışıklıktan sonra işte unutamıyorsun ya da ne bileyim işte artık eskisi gibi olamıyorsun. Yani dönüştürüyor ilişkiler. Bedeni düzeyde bile böyle olan... Sağlam bir bilgiymiş. Çok çok tabii. Mikrokimerizm önemli de bir konu. Hatta birçok hastalık ya da hastalığa dirençle ilgili çok çalışılan bir konu. Kimerizm şey demek zaten. Hani bu erkek dişi aynı, birçok canlının birleşmesiyle oluşan bir mitolojik canlı var ya işte başı aslan şeyi, kuyruğu yılan falan filan gibi. Kimera o. Mikrokimerizm de işte bu mikro karışıklıklar. Şimdi bedende işte beni ilgilendiren tabii genetik tarafını çok sevmediğim için. Ya düşünsene işte beden bunu yapıyor ya. Beden bile o kadar katı bir şey değil yani. Ruhsal, duygusal, sezgisel dünyada kim bilir neler oluyor. O yüzden her tanışıklığı, düşman bile olsan hani bir tecrübe bellemeyi, kültür edinmek iyi bir fikir olabilir. Ve mesela bunu yaptığın zaman benim hayatımda bana kazık atan çok insan oldu. Hayal kırıklığına uğratan çok insan oldu. Yani böyle bakabildiğim zaman şu anda çok şükür mesela kim beslediğim kimse yok. Yani olmaz, kim beslemem gereken var bana öğretildiği kadarıyla ama ne gerek var? Hatta biri öldü abi, ne yapayım yani? Adam öldü. Yani ölünce iyice bir ponçırıyorsun zaten. Yani daha ne düşmanlık yapacağım buna gibi. Ama mesela o adamcağızın bu dünyadan gelip geçerken bana denk gelme biçimi bence onun açısından talihsiz oldu. Yani keşke öyle olmasaydı ama ben oradan bir sürü bir şey öğrendim. Mesela en basitinden nasıl olunmayacağını öğrendim yani. O da güzel bir şey. Cebe koyup giderim. Kendisine teşekkür ediyorum. Rahmet diliyorum. Yani. Güzelmiş, güzel yaklaşmış. Benim zihnim bu kadar berrak ve bin değilim. Yani ya benimki de konuşurken berrak. Baba yaşarken bu kadar keşke net olsak yani. Nerede o günler? Güzelmiş. Teorikte ve pratikte güzel Bahadır Boysal olamıyorsun her zaman yani. Hocam çok teşekkür ederim. Valla yalnız iyi bir konuymuş. Evet. Benim de bunu biraz daha fazla düşünmem gerekiyormuş. Nilüfer gibi beni de etkiledin şu anda. Öpüyorum güzel yanaklarında. Kendine dikkat et. Hadi görüşürüz.